Voli izleyicileri merhaba. Yine özel bir konukla karşınızdayız. Bugün Gökmen Özcan'la birlikte konuğumuz Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Badu Endiaye. Badu bizimle birlikte ve tercümede de sevgili Mehmet Ergel bize yardımcı olacak. Ee, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok ve e, öncelikle çok geçmiş olsun. Bir felaketi atlatıp e, aslında buradasınız. Neler yaşadınız? E, yani size de çok geçmiş olsun tabii Mehmet Bey. Teşekkürler. Ee, neler yaşadı? Ee, ailesiyle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili e, o günü bize anlatabilir mi? Ee, öncelikle sormuş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bizim için gerçekten çok üzücü bir olaydı. Tanrı'nın da şansıyla veya onun sayesinde biz takım olarak İstanbul'daydık. Ee, ama tabii ki ailelerimiz Adana'daydı. Ee, çok şükür aile takımımızdan veya ailelerinden kimseye bir şey olmadı ama bunu yaşamak tabii ki de korkutucuydu bizim için de. Ee, ama tabii ki Tanrıya şükretmeliyiz şu anki durumumuzdan dolayı. Ee, ama yaşananlar belirttiğim gibi gerçekten çok üzücüydü bizim için. Şimdi Adana Demirspor birçok yıldız oyuncuya ve e, özel bir teknik direktöre sahip. Montella gibi vizyoner bir teknik direktöre sahip. Kulüpte. Başkan Murat Sancak'ta beraber önemli bir yatırım yaptı. Orta vadeli hedefleri e, Avrupa ama şampiyonluk hedefleri de var. E, sence kısa veya orta vadede Adana Demirspor Süper Lig şampiyonluğu yaşayabilecek bir e, birikime sahip mi? E, bunu kesinlikle katılıyorum. E, başarmak için e, elimizden geleni yapıyoruz. E, başkanın da e, ve bizim kulüp olarak yönetimin e, kulüp olarak. E, hedeflerini ve neyi başarabileceğini biliyoruz. E, tabii ki bunlar e, uzun süren e, prosedürler, e, hemen sonuca ulaşmamız zor, zor olabiliyor. Fakat e, biz elimizden geleni yapıp en günün sonunda e, başarıya ulaşmak istiyoruz. Taktiksi olarak bu sezon e, hocası kendisinden e, en çok neyi e, en iyi şekilde alıyor, verim almak açısından. Skor'a daha çok katkı yaptığını görüyoruz. Hoca ondan bu verimi nasıl iyi bir şekilde alıyor? Ne istiyor ondan? Hmm, hocamızın benden özel bir isteği olduğunu söyleyemem. Genel olarak bütün oyuncular sahada elimizden geleni yapıp bir şekilde tabelaya veya takıma katkı sağlamamız gerekiyor. Evet bu sene goller atıyorum fakat sadece ofansif açıdan değil iki tarafı da iyi oynamamız gerekiyor. Beraber oynadığımız sürece zaten herkes bir şekilde takıma katkı sağlıyor. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi ve hocamızın da şimdiye kadar takımı çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Pazar günü eski kulübü Trabzonspor'a karşısına çıkacak. E, kendisi için özel bir mücadele olacak. Bu maç öncesinde düşüncelerini nelerken siz? <laughs> yeah, because I I have a lot of friends there, so they uh, they are excited about the game. Evet, started... <laughs> Trabzon'da pek çok arkadaşım var. Şimdiden zaten mesajları <laughs> almayı, onlarla görüşmeye <gülüyor> başladım. <gülüyor> E, bu maç için de sabırsızlanıyorum. E, fakat duyguları bir kenara bırakacak on the, on the olursak side, e, bizim için çok önemli bir us. maç. Need, e, we orada we iyi oynamamız e, lazım ve galip gelmemiz lazım. I, uh, Umarım uh, uh, iyi oynayıp e, galip gelen taraf biz olacağız. Maçın favorisi kim? Uh, to be honest, I think I think everyone everyone can, can win. You know, even Trabzon bana açıkçası iki tarafta kazanabilir olarak düşünüyorum. E, Trabzonspor evet pek çok puan kaybetmiş olabilirler ama çok iyi bir kadroya sahipler. Aynı şekilde taraftarları da çok iyi. Orada oynadım ve ne kadar iyi olabileceklerini biliyorum. Aynı anda tabii ki biz de iyi bir takımız. E, umarım bizim için güzel bir gün olur ve galip gelen taraf biz oluruz. Şimdi Galatasaray'da iki, Trabzonspor'da da bir e, kupa kazandı. Hangisi kendisi için daha özeldi? I think, I think they are both, both Kazandığım kupaların hiçbirini birbirinden so, ayırt etmek istemiyorum. Be, ee, birine daha fazla önem yüklemek istemiyorum. Çünkü hepsini e, kazanırken gerçekten çok mutlu oldum ve e, birbirinden ayıramıyorum bu başarıları. E, i̇ki kulüp de gerçekten çok büyük bir kulüp. Her ne kadar şu an Adana Demirspor'da Spor'da da olsam ve burada çok mutlu da olsam orada elde ettiğim başarılardan dolayı e, çok gururluyum ve mutluyum. E, şimdi arkama dönüp baktığımda hep e, güzel şeylerle anlıyorum. E, ya bu noktada aslında kendisine yapılan bir eleştiri var. Takım arkadaşları Belhanda ve Onyekuru için de aynı şey geçerli. Deniyor ki Fenerbahçe maçlarında Galatasaray duygusuyla oynuyorlar. Bu eleştirilere nasıl bakıyor? It's a I will, I will, uh, I will say what Öncelikle I hani bu soruyu da sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim için de uh, iyi bir fırsat oldu uh, 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 konuyla uh, ilgili uh, açıklama uh, yapma uh, açısından. Uh, bizim Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçtan sonra pek çok mesajlar uh, aldım uh, zaten uh, e, uh, sosyal medya, uh, medya uh, hesaplarımdan. Pek çok aşağılayıcı, işte hakaret içeren mesajlardı. E, fakat But, bunu anlayabiliyorum. Me, Belki maç sonrasıydı. Pek çok insanda duygusal olarak maçın playing, sıcaklığıyla e, böyle bu, bu şekilde e, mesajlar attı. Fakat ben bunu I'm futbol tarafına and bırakıyorum and ve benim için herhangi I bir problem değil. E, gelecek olursak no ben Fenerbahçe'ye karşı oynarken veya şu an e, ben kime karşı oynarsam oynayayım e, aynı şekilde mücadele gösteriyorum. Benim için şu an Trabzon'a karşı um, oynamak veya Fenerbahçe'ye veya Galatasaray'a karşı oynamanın birbirinden hiçbir farkı yok. Ben şu an sadece takımım için mücadele gösteriyorum ve sahada yüzde vermek için uğraşıyorum her zaman. E, ve gelecek olursak bu Türkiye e, mükemmel bir ülke, insanları çok iyi benim hiçbir şekilde hiçbir kulübe veya hiçbir insana nefret duymak, kin gütme gibi bir durumun söz konusu olamaz. Fenerbahçe'den nefret, <laughs> Fenerbahçe'de nefret etmiyorum diyor yani. yani. Onlardan nefret etmem için hiçbir sebep yok. Neden olsun ki? Yani sadece Galatasaray'da oynadığım için nefret mi duyacağım? Hiç sanmıyorum. Peki o maçla ilgili hakem eleştirilerine söyler. Fenerbahçeliler çok eleştirdi hakemi. E, hatta senin de kırmızı kart görmen yönünde de eleştirileri oldu. E, hakemden böyle bir talep oldu. Yayıncı kuruluşun e, hakem programında da bu yönde yorumlar yapıldı. Ne söyler genel olarak hakem konusuna? E, hangi pozisyonda? İlk yarıda iki sarı kartı olması gerektiği söyleniyor. İrfan yaptığı have bir hamleden dolayı bir sarı kart bekleniyor. Zaman, e, diğer pozisyonu şu anda İrfancan. hatırlamıyorum. Kaynağı e, referans aldığım yer yayıncı kuruluşun hakem programı bu arada. Bu benim kendi yorumum değil yani bir pozisyon vardı ceza sahası içerisinde. E, şunu him söyleyebilirim. Him e, bu maç yarın score. tekrar oynansa ben yine it, o it, harekete it, yine aynı it, şekilde he yapardım. He e, e, orada ben kalemi savunuyordum. And, uh, ee, ona gol atmasına izin veremezdim ve izin vermemek için oradayım. Ee, ve ben bana soracak olursanız orada da hakem doğru kararı verdi. Bu başlattı diyor. Ee, evet, aynı Batshuayi'nin başlattığını da aynı zamanda ilettim. Türkiye'de daha önce birçok önemli kulüpte forma giydi. Daha önceki kulüplerinde hangi taraftar onu daha çok heyecanlandırmıştı? Adana Demirspor dışında söylüyorum kesinlikle Galatasaray taraftarı. Benim için dünyanın en iyilerinden biriler. Tamam. Ee, devam olarak e, için soruyu kolaylaştır kolaylaştırmak Eee <laughs> o zaman kariyerindeki en özel teknik direktörü sorayım onun için. Wow. This one is a, is a one. E, evet aslında zor bir soru. E, one, pek çok iyi, iyi hocayla çalıştım e, bütün kariyerim boyunca. E, ve hepsiyle de futbolun ötesinde Italy de Italy. ilişkiler kurdum. E, e, fakat aralarından birini söyleyecek olursam me. Stock City'deki e, Paul hocamdan diye söyleyebilirim. Hatta kendisi e, Keşke ben, ben sene de, evlatlık de, edinebilsem de, demişliği de var. Benim için çok, çok e, yeri ayrı de, özel birisi. Süper Lig'de en özel oyuncu olarak kimi görüyor? This season whole, Bu sezon. Bu This is... This sezon. Yeah. Season... Oh. Oh. Çok zor cool... bir soru. But Pek they, çok isim of... var. Ee, ama bana soracak olursanız Berhan da derim. E, çok yüksek sınıf bir oyuncu, yüksek kalitesi var. E, onun dışında da e, bu seneki kalecimiz Ertacı söyleyebilirim bu sene için. E, Evet, bu sene izlediğimde rahatlıkla görebiliyorum ki kendisi ligin en iyi kalecilerinden biri. E, ve bana soracak olursanız e, kesinlikle milli takımı hak ettiğini söyleyebilirim. Şampiyonluk favorisi kim bu sezon? Adana Demirspor. Adana, Demir Spor. Adana Demirspor dışında hangi? Other Adana Demir Spor. <laughs> Adana Demirspor. Adana Adana Demirspor. <laughs> Adana Demirspor. <laughs> Adana Yine tekrar Adana Demirspor. Harika. Ee, tabii ki. Avrupa hedefinde şansınızı nasıl görüyorsun? <laughs> It's, it's all in our hands. E, öncelikle tabii ki e, şansımız I var diyorum. Zor, ama şu an end. henüz çok fazla Because maç var bunun için. Az önce de şampiyonlukla ilgili but konuşurken tabii uh, ki şampiyon olma şansımız uh, var, uh, mümkün. Uh, fakat zor bir e, durum. E, uh, fakat uh, şu an baktığınız uh, zaman kalitemiz uh, var, uh, yeah. oyunumuz var. Bence seneye kesinlikle Avrupa'da olmalıyız. Sağ dışı e, bir şey sorayım o zaman. Yayın öncesinde konuşmuştuk. E, Trabzon'un da çok güzel bir mutfağı var. Adana'nın da aynı şekilde. E, hangisini tercih eder? He wants to put me in trouble. ben başımı belaya sokmak isteyeceğim sanırım. Tabii ki her yerin ayrı özelliği var. E, ayrı tatları var. Herkesin bildiği gibi Adana'nın çok güzel yemekleri var. Aynı şekilde ben Trabzon'da da oynarken orada da çok güzel yemekler yiyordum. Yani elli yani elli diyebiliriz. Belki <laughs> kameralar kapandığında başka bir şey Çok politik cevap <laughs> verdi. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Oh. Hem Rodi'ye hem Mehmet Bey size. Ee, tekrar geçmiş olsun başarılar dileriz. So sağlıklı bir e, kariyer, sağlıklı bir hayat dileriz ailesine. Thank, thank you. you. Teşekkürler. Bu izleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Gökmen Hoca'nın ağzına sağlık, eline sağlık. Teşekkürler sen. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere hoşça kalın.